Kenan abi. İnsanlık tarihi kadar eskidir. 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte yeni ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve böylece kadınlar ilk kez ücret karşılığı çalışmaya başlamıştır. O günlerden bu yana kadınlar kadının insan hakları için eşit işe, eşit ücret almak için çalışma koşullarını yaşayabilmek için grevlere, birleştire, haksızlığa ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyorlar. Bundan 165 yıl önce 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin dokuma işçisi kadının başlattığı grev dünya tarihini değiştirdi. İşveren tarafından fabrikaya kilitlenen direnişli kadınlardan 129'u çıkan yangında yaşamını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların haksızlıklara karşı direnişini örgütledi. Yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiç unutulmadı. ...1910 yılında Kopenhag'da düzenlenen 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin'in önerisiyle her yıl bir günün kadınların uluslararası mücadele günü olarak kutlanması kararı alındı. Böylece 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak benimsendi. Bugün canlarıyla bedel ödeyen kız kardeşlerimizi anma günüdür. Bugün uğradıkları haksızlıkları kabul etmeyerek kaderlerini değiştirme iradesini gösteren bütün kadınların saygı günüdür. Bugün eşitsizliğe karşı dayanışmayı yükseltme ve mücadele gündür. Değerli basın mensupları, kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni feshi eden Erdoğan, geçen hafta Türkiye'de kadın cinayeti oranının Avrupa ülkelerinden geride olduğunu söyledi. Şu gerçeği hatırlatmak isteriz ki, 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kız kardeşimiz katledildi. 497 bir sayı değildir. 497 evlattır, kardeştir, annedir, hayattan koparılan canlardır. Biz tek bir kız kardeşimizin şiddet görmesine, hayattan koparılmasına tahammül edemezken 497 kadını ölümüne teselli olmasına isyan ediyoruz. Şiddet uygulayıp mahkemelerde bahanelerin arkasına sığınan erkekler İyi hal veya tahrik indirimleri ile ödüllendiriliyor. Kız kardeşlerimizin balkonlarda aşağı atılmasına intihar kılıfı verilmeye çalışılıyor. Katiller cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Erdoğan ısrarla takibi suç olacağını açıkladı. Cezası da 6 ay ile 2 yıl arası olacak dedi. Oysa ki Türk Ceza Kanunu'nun 96 maddesi ısrarlı takibi de kapsayan
sistematik şiddet türleri için 2 ile 5 yıl arasında ceza öngörüyor. O halde ceza hapsi yok, indirim var. Gün artık kanunlara değil, iktidar değiştirme günüdür. Mevcut yasalar etkin şekilde uygulansa adalet yerini bulacaktır. Bir kez daha sesleniyoruz. Yasalara dokunma, uygula. Peki ülkemizde kadın İstanbul'da nerede? Türkiye'de her üç kadından sadece bir çalışma hayatının içinde yer alıyor. Ülkemizin en işsiz kesimi genç kadınlar, en yoksul kesim ise yaşlı kadınlardır. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konferansı'nın araştırma merkezinin verilerine göre her 100 kadından sadece 17'si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Yani kadınlar çalışma hayatına katılabilse bile daha güvencesiz çalışıyor. Kadınlar aynı işi yapan erkeğe kıyasla daha düşük ücret alıyor. TÜİK'e göre bile kadınlarda erkekler arasında ücret farkı %15.6. BİSK araştırma raporuna göre bu farkta %27.7. Kadınların sendikalaşma oranı ise sadece %10. Değerli basın mensupları, mevcut tablo karanlık olsa da bizler asla karamsar değiliz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir demokrasi sorunudur. Bizler ilk seçimden sonra dostlarımızla birlikte cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmakla kararlıyız. Ülke sorununun tek bir kişinin kararlı çözülemeyeceğini yaşayarak bedelini çok ağır ödeyerek gördük. Bu nedenle güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel hak ve özgürlükleri güvence altına alındığı, düşüncelerin özgür ifade edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, kadın haklarının, çocuk haklarının, çevre haklarının tam anlamıyla korunduğu özgürlükçü bir sistem inşa edeceğiz. Kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke yaşamak hepimizin hakkıdır. Bu amaçla bütüncül politikalar üreterek çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi inşa edeceğiz. Kadına yönelik şiddeti durdurmakla kararlıyız. İktidara geldiğimizde bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız. Uluslararası sözleşmeleri ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız. Kravat taktı, efendi durdu diyerek yapılan indirimleri kaldıracağız. Failin caydırın cezalı verilmesini, cezaların seçenek yaptırımına çevrilmesini ve infazın derhal uygulamasını sağlayacağız. İttifak olarak şu konuda mutabıkız. Eğitimde güçlü reformlar gerçekleştireceğiz. İlkokul 1. sınıfta itibaren eğitim müfredatına insan hakları ve kadın erkek eşitliği dersleri koyacağız. Kız çocuklarını eğitim hakkını güvence altına alacak ve bu hakla erişimin önünde tüm engelleri tek tek kaldıracağız. Altı liderin imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakında kadın istihdamı ile ilgili önemli politikalar var. Eşit ve adaletli bir çalışma hayatı içinde kadınların güvenceli çalışması, eşit işe, eşit ücret alınması, iş özel yaşam dengesinin kurulması yönelik uluslararası standartlar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Kısacası bu ülkede kadınlar eşit, adil, tok, güvenli ve özgür yaşayabilir düzeni hep beraber kuracağız. Kadınlar ve erkekler dayanışma içinde mücadele ettikçe hayat eşitliğe doğru akacak. Kutlu olsun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Günümüz dayanışma olsun, yaşam dolusun, dünya barış günümüz. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar.